Evet sevgili izleyenlerim, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir sulu boya çalışması yapacağız. Hız kesmeden başlıyorum. Fırçalarım yanımda. Fırça numaralarını açıklama kısmına her şeyi yazacağım. Şimdi başlıyorum. Kağıdımı dik tutuyorum. Ve en kalın fırçamı alarak resme başlayacağım. Bitirdim. Açık mavimden hemen aldım. Ama açık mavimden aldım. Sulandırıp yapacağım. Şöyle şu kadar bir kısmı açık mavi ile dolduruyorum. Şöyle hafif yuvarlak hareketlerle. Daha sonra suyuma tekrar batırdım. Alt kısmına doğru ilerletiyorum bu mavime. Böyle hafif hafif yine yuvarlak hareketlerle. Yine suyumdan biraz daha aldım. Daha aşağılara doğru indirdim. Burada yani birazcık daha üst kısımda mavim yoğun görünüp diğer taraflarda kağıdımın beyazından faydalandığımı düşünün. Sulu bir şekilde ilerlettim. Yine yuvarlak hareketlerle yaptıktan sonra şimdi pembemle, koyu pembemle mavimi karıştıracağım. Birazcık da beyazlık katacağım içine. Şimdi pembemle, pembemden yoğun bir şekilde aldım. Mavimle karıştırdım. Daha doğrusu mavimizi, açık mavimizi pembemizin üzerine alırsak daha böyle lila bir görüntü olur. Yetmediğinde tekrar alırsınız zaten. Ben yine bunu çok sulandıracağım bu arada suyumla. Şimdi şöyle yoğun bir şekilde yaptım bu rengi. Gördüğünüz gibi şöyle bir mor renk elde ettim. Şimdi ben bunu fazlaca sulandırdığımda rengi otomatik açılacak biliyorsunuz. Ama biraz da beyazından yoğunca alıp bu rengi karıştırmak istiyorum beyazıma. Beyazımla şöyle üzerine geldim. Şimdi şöyle bir renk elde ettikten sonra fırçamda yoğun bir şekilde boyam var. Suyumu batırdım. Çok süzdürmedim, hatta neredeyse hiç. Burayı aldım. Şöyle şuraya kadar aşağıdan beri şöyle hafif yuvarlak hareketlerle yaptım. Suyumu temizledim. Rengimi temizledim ama suyumdan aldım. Çok süzdürmeden çektim. Yukarıya doğru bu renkle böyle birazcık böyle bir geçiş sağlıyorum. Yani ortadaki rengimle bu renk birbirine girmiş olacak. Şimdi suyumu şöyle aldım. Biraz daha. Şimdi ikisinin ortasını şöyle yukarı aşağı şekilde kaynaştırıyorum. Şöyle bir bulut görüntüsü çizgileri arkadan da görünebilir. Şimdi ise önce arkayı bitirelim. Kuruduktan sonra üstteki eklerini yapalım istiyorum. Şimdi ise yine bu olan rengimi aldım. Biraz mavime kattım. Mavimi tekrar bunun üzerinde birazcık yoğun bir şekilde yaptım. Suyuma batırdım. Burayı aldım. Şöyle komple. Önce bu alttan yaptım. Şu kısmı hep sadece su alarak yapacağım. Su aldım. Aşağılardan yukarıyla şöyle ama aşağıyı daha böyle yatay çizgi gibi doldursam daha iyi olur. Yani şöyle şöyle şu şekilde yukarıda yuvarlak hareketlerle yaptığımı burada yapmıyorum. Çünkü burası deniz görüntüsü olacak. Yine sadece suyumu alıp yapıyorum. Devam ediyorum bakın. Giderek rengim daha da açıldı. Arada bir istersen koyultabilirim hatta. Değil mi? Şimdi şu beyazımdan biraz alıp şuraya şöyle bir hafif beyazlık, yine şöyle suyumu süzüp beyazımdan aldım. Birazcık sarıya bulaştırdım. Şu üstte şu kısma şöyle bir güneş görüntüsü verdim onların arasına. Şimdi onu fırçamı temizleyip kenarlardan süzdürüp birazcık sarımdan alıp şöyle bunun etrafını şöyle doldurdum.
Şimdi onu yayacağım ama içine gelmeden yayacağım. Çünkü bu renkle karışırsa kötü bir renk olabilir. Bu sarımı şöyle sadece suyumdan alıp şöyle kenarlara doğru dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi aynen burası böyle kalıyor. Şu beyazla sarımı da şöyle hafif birleştirebilirim. Çok böyle net bir yuvarlak görünsün istemediğim için. Şimdi birazcık şunu da aşağıya doğru kaydırdığımda üst kısımda işim bitiyor. Şimdi onun yansıması gibi düşünün. Aşağıya biraz daha beyazından alırsam şöyle bir görüntü. Şuralara şöyle yoğun bir şekilde beyazından alıp, beyazınız bu arada lila ile falan karışabilir, hiç problem yok. Şöyle araları attım ve suyumdan aldım. Şurayı hiç karıştırmayacağım önce. Suyumu aldım. Böyle hep yan yan hareketlerle şu beyazımla beyazlarımla biraz kaynaştırıyorum. Yine suyumdan aldım. Şöyle kaynaştırmalarımı yaptım. Ve suyuma batırdım. İyice süzdürdüm. Şu beyazı hafif çevresinde atıyorum. İçini bırakıyorum. Çünkü orada biliyorsunuz güneş sızıntısının birazcık daha yoğun görünmesi gerekiyor. Aynen bu şekilde. Hatta şu güneşi bundan ayırmak için birazcık buraya lilamdan yine ekleyeceğim. Şöyle devam ediyorum şimdi. Böyle hızlı dağıttım. Ve oradaki görüntüm aynen bu şekilde kaldı. Şöyle aralara yaptım. Beyazımdan biraz daha alayım. Şurayı birazcık daha netleştireyim ve resmin diğer aşamalarını artık geçelim. Şimdi şunu da etrafını tekrar yaptım ve geçiyorum. Şimdi geçmeden önce birazcık bunun kurumasını bekleyeceğim. Siz de aynı aşamada kalıp kurumasını bekleyin. Evet ve videoma devam ediyorum. Kağıdımı biraz kuruttum. Şimdi yine orta boy bir fırçamı aldım. Suyumu batırdım. Bu elde ettiğim açık maviden koyu pembeme karıştırmıştım ya, aynı o şekilde alıyorum. Biraz maviyi bu sefer biraz daha yoğun alacağım. Şöyle aldım. Çok şey yapmadan böyle suyuma batırdım, sadece böyle süzdürüyorum. Şurada bir görüntü elde edeceğim. Şöyle bir çizgi çektim. Şu zaten ikisinin ayrıldığı yer belli. Buraya şöyle bir çizgi çektim. Hatta şurayı da şöyle doldurayım ki ikisini ayır dedim. Yine bakın. Buna batırdım. Mavime batırdım. Suyuma batırdım. Süzdürdüm. Suyumu da karıştırmıyorum. Çünkü birazcık rengimiz belli olsun istiyorum bu sefer. Ama çok da dolu dolu değil. Hafif saydamımsı. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı bu şekilde yaptım. Şimdi aynı bunu yaptıktan sonra şu suyuma batırıyorum. Aynı boyayı. Biraz süzdürüyorum. Gördüğünüz gibi. Hala sulu. Bunun alt kısmına gölgesiymiş gibi yapıyorum. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Renkten, boyadan tekrar almadım. Islattım ve süzdürdüm sadece. Boyam yine biraz vardı. Yine aynı şekilde. Hatta birazcık şöyle fırçamı temizleyip suyu alıp üzerinden şu rengi alabilirim. Hafif şöyle gölgeli bir renk olsun istiyorum aşağı tarafta. Böyle yaptım. Yalnız buraların üzerine şöyle tersine doğru çizgiler ekleyeceğim. Anlayacaksınız niye yaptığımı. Şimdi şöyle sanki yukarıda şöyle küçük küçük çimler varmış gibi ekleyeceğim oraya, ama onu siyahla ekleyeceğim. O yüzden hazır buranın gölgesini yaparken bunları da yapalım bu esnada biz. Şöyle küçük 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 ekledim. Şimdi fırçamı temizledim. Ve siyahımdan alıyorum. Yoğun bir şekilde. Siyahımdan alıyorum.
Muhtemelen şu kısım dağılacak çünkü daha yeni yaptık ama bu alt kısmı halledebiliriz biz bu esnada. Şuraya şöyle bir engebeli bir çizgi çektim. Şurası biraz daha iyi, şurası biraz daha yükseltili. İçini siyahla full dolduruyorum. Artık bu kısmı hepimiz biliyoruz, benim videomu izleyenler. Buranın içerisini dolduruyorum hızlıca. Bunun üzerine zaten küçük küçük ağaçlarım gelecek. Ama şuraya geçmeyecek şekilde. Yani şöyle yine ince fırçamı alıyorum. Bu sefer şu ince fırçamı alacağım. Batırdım. Siyahımdan yoğun bir şekilde alıyorum. Bu öndeki küçük dalları yapayım. O sırada şurası kurusun. Şöyle bir tane uzattım. Şöyle bir tane uzattım küçük. Böyle bir tane uzattım. Şöyle, şöyle. Bundan biraz şöyle dal çıkarabilirim. Sonra şunu şöyle yaptım. Bunu böyle. Şimdi şuna şöyle dallar ekliyorum. Buna böyle bir model vereceğim. Şöyle biraz eğilebilir. Siyahımdan yine aldım. Şimdi şunun şurasına şöyle bir yaprak ekliyorum. İçini dolduruyorum. Şu arkası tam kurumamış. O yüzden biraz dağılıyor. Siz dikkat edin. Bunu da aynı şekilde şöyle bir yaprak yapacağım. Şuradan şöyle bir yaprak uzansın. İçini dolduruyorum. Yaprak olduğu çok belli olabilsin diye. Yine şuradan şöyle bir yaprak. Bu taraftan şöyle bir yaprak. Uçlarına çiçek ekleyeceğim. Şu dalımı yaprağa çevireyim. Şuradaki dalımı da yaprağa çevireyim ben. Şu aşağıya şöyle küçük bir yaprak eklemek istiyorum. Bunun da şöyle yanlarına yukarıdan aşağıdan biraz dallar eklettim. Şimdi şuna da yapalım şöyle. Şöyle küçük küçük dal yapraklar diyelim biz bunu. Şöyle yaptım. Şimdi ise şunu da biraz yapraklaştırayım. Dallarını. Yine bunu da. Şimdi uçlarını nokta 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 yapacağız. Şimdi alıyorum siyahımdan yoğun. Şunun ucunu isterseniz biraz uzatın. Bunu da aynı şekilde çok az daha. Böyle şöyle uçlarına küçük küçük noktalar ekliyorum. Bu kadar. Bunun da bu çizgisinin yanlarına boşluklu boşluklu noktalar ekliyorum. Bunun da aynı şekilde yanlarına boşluklu boşluklu noktalar ekliyorum. Gördüğünüz gibi nokta 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 yaptım. İnanılmaz basit. Şöyle yine bunun yanlarına da ekleyelim. Küçük küçük noktalarımızı bunun da ucuna ekliyorum. Yani bütün çiçeklerimin ucuna küçük noktalar ekliyorum ama tam ucuna gelecek şekilde aşağılara getirmiyorum. Yine şuraya, şunun da buralarına yaptık mı? Buradaki çiçeklerimizin modeli bitecek. Şuradan birazcık şöyle küçük küçük aşağıdan sanki çimler varmış gibi gösterelim. Evet, şimdi ise en son aşamaya geldik. Bu da çok basit bir aşama. Orta boy bir fırçamı alıyorum yine. Siyahımdan yoğun bir şekilde aldım. Aldım yoğunca. Şu tam orta çizgisi var. Renklerin ayrıldığı. Burası gölgesiydi, burası üstüydü biliyorsunuz. Şöyle bir çizgi çektim. Şimdi şurayı şöyle şöyle birazcık çıkıntı yapıyorum. İçlerini hafifçe doldurdum. Siyahımla. Şimdi bunların üstüne hani şuradan dallar gölgesi görünsün demiştim. Aynı şekilde yukarıya şöyle küçük küçük dallar ekliyorum. Siyahımın üst kısmına. Burada bu arada çok yoğun bir siyah olmasına dikkat etmiyorum fark edersiniz ki. Bu resimde bu siyahlıkların çok yoğun olması önemli değil. Çünkü yine de gayet güzel görünüyor. Hatta olmaması daha soft bir görünüm sağlıyor. Şuralara da küçük küçük ekleyelim. Yalnız bu gölgelerin alt kısmı da var biliyorsunuz. Hafif. Şimdi bunu şöyle alayım, temizleyeyim. Şöyle siyahıma batırayım. Suyuma batırayım, süzdüreyim. Şuradaki kısmı şöyle birazcık alıp siyahı, evet,
Şöyle aşağılara doğru hafif şöyle bir gölgede yapmak istiyorum alt kısmına. Küçük küçük. Bunu çok gelişi güzel yaptım. Aynen böyle. Ve resmimizi burada bitiriyoruz. Şuralara dalgalar, yani açıklığı koyulu olabilir. Buradaki siyahlığın çok net olması, dediğim gibi, çok önemli değil. Araları siz daha fazla çizgiler ekleyebilirsiniz, daha fazla ağaç ekleyebilirsiniz, daha uzun da ekleyebilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz iyi bakın kendinize. Hoşça kalın.